Merhaba arkadaşlar. Bugün sprey boyayla şablon boyama yapacağız. Bana Aslan yardım edecek. İlk önce ne yapıyoruz Aslan? İlk önce kartonumuzu koyuyoruz. Evet, kartonumuzu koyuyoruz ki arka tarafa geçmesin diye. Koyalım bakalım. Omuzlara kadar yapacağız. Evet, omuzlara kadar kartonumuzu yerleştireceğiz. Yerleştir bakalım. Tamam. Masamızda mutlaka bir masa örtüsü olsun. Plastik. Boyalar masaya yapışmasın. Buna dikkat edin. Şimdi ben biraz Aslan'a yardımcı olayım. Kartonumuzu yerleştirdik. Şimdi şablonumuzu koyacağız. Bizim şablonumuz bu. Evet, hadi koyalım. Dikkatli çıkar, yırtılmasın. Tamam. Yerleştir. Bu böyle. Evet. Biraz daha yukarı koyalım istersen. Şu Ana. şekilde olsun, düzgün olsun. Gördüğünüz gibi bu şablonda kenar yok. Normalde spreyler var. İşte dediğim gibi daha önceki videolarda. O spreyleri iç tarafını sıkıp sabitleyebiliyorsunuz. Biz sabitlemeyeceğiz. Zaten sprey boya kullanacak Aslan. O yüzden sabitlemeye gerek duymuyorum. Hadi bakalım başlayalım. Al bir renk. Ben maviyle başlamak Önce istiyorum. çalkalar mısın? Tabii ki. Evet. Şimdi Biraz uzaktan, uzaktan. Evet. Dik tutabilirsin biraz. Evet, sık. ay, yapıyorum. Evet. Aa, çok güzel bir renk olacak. Hadi bakalım. Kapatma çünkü kullanacağız yine. Tamam. Biraz daha uzaktan. Sık. Birkaç yerini sık. Mesela bu köşeyi de sıkabilirsin biraz. Biraz uzaktan lütfen. Hayır, aynı köşeye. Mesela şuraya, evet. Uzaktan sık. O kadar uzaktan değil. Heh. Tamam. Şurayı alabilir miyim ben? Tabii ki. Dış kenarları da yapabilir miyim? Tabii taşıyacak o zaten. Çünkü zaten kenarı yok şablonun. Tamam, o zaman. Taşırabilirsin. Mor yapmak istiyorum. Yap. Biraz uzaktan. Güzel güzel. Evet, boşlukları dolduruyoruz. Şuraya da alayım. Şuraya Hayır, da her alayım. yere mor koymayalım. Tamam. Sarı Karışık yapalım bir renk biraz. olacak. Sarı yapalım biraz çünkü hiç Evet, sarılar gelmedi. koyun. Ay. Boyayı çalkalıyor musun Aslan? Şuraya bir daha yapar mısın? Tabii ki de. Boşlukları dolduruyoruz. Uzaktan yap ki sulu sulu kalmasın ve şablonun arasına girmesin. O yüzden uzaktan yapman gerekiyor. Şu Biraz maviyi biraz daha sulanmış. kullanalım. Tamam. Çünkü üstüne renk geldi. Yeşili alalım. Azıcık yeşil de varmış çalkalım, o Evet, yüzden. şurası mesela boş. Şuraya yeşil koyuyorum. Dış kenarları da yapacağım. Ben. Şurada bir boşluk var. Biraz çalkala. Bakalım nasıl olacak? Hayır. Bir daha ben Yanlış mı yapayım. tuttum? Bak şuraya getireceksin, şuraya. Bak burada boşluk var. Görüyor musun? Arkadaşlarına da gösterin. Boş olan yerleri doldurun. Tamam. Olan yerlere bir daha sıkmayın. Yani boya sıktığınız yerlere bir daha sıkmayın. Sadece boş olan yerlere. Buraları da boyayabilir miyim? Boyama. Tamam. Çünkü sadece desenin olduğu yerlere boyayacağız. Çok karışık renk olmasına gerek. Bir şey olmaz. Üstüne biraz mor sıkabilir miyim?
Burası Dur çok dur. sarı olmuş. Bakayım. Yo, iyi bence. Gayet iyi. Şuraya pembe sıkalım. Şurada bir boşluk görüyorum. Tam şurada. Çok az pembe var. Pembenin üstüne renk Çalkalıyorum. gelmiş. Hı. Bakalım boşluk var mı? Yok galiba, değil mi? Şu Evet. gülde mi var? Yok. Biraz var sanki. Pembenin üstüne çok renk geldi. Pembe de sıkabilir miyim? Yo yo. Çok fazla sıkmayalım. Çünkü bunlar çok daha sulu bir boya olduğu için bence şu anda güzel oldu. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. Bunun şablonunu hemen çıkartamayız. Çünkü boyalar daha sulu. Karışabilir. İçine akabilir. Umarım çok güzel bir desen ortaya çıkacak. Aslıhan'ın yaptığı tişört bakalım nasıl olacak? Biraz bekliyoruz. Şimdi şablonumuzu yavaş yavaş çekiyoruz. Aa, çok güzel oldu. Ben göremiyorum. Ben görüyorum. Evet. Demek ki ne yapacağız? Evet, şablonu çıkartırken Aslan boyaları biraz damlattı. Şablonun üzerinde boyaları bir peçeteyle alacağız. Desenimiz böyle çıktı. Şablondan boyalar biraz aktı. Şöyle şöyle damlalar oldu. Diyelim ki bunu biz beğenmedik. Tekrar yapmak istiyoruz. Bu sefer ne yapabiliriz? Açık renkleri kullanalım. Her yerine sprey sıkıyorum. Yeşil kullanalım. Mavi. Mor. Böyle bakın, isti bir şey oluyor. Desen duruyor. Ve o şeyler kapanıyor. Bakayım. Biraz daha pembe koyayım. Bu sefer her yerine mecburen aşağılara kadar, yani tekrar değerlendirebiliyoruz. Hemen moralinizi bozmayın. Farklılaştırabiliyoruz. Gördünüz mü? Şöyle tutayım. Bu sefer de böyle bir tişört oldu. Ama o lekeler gitti. Nasıl değerlendirdik? Hem şablonlu boyamayı öğrendik. Yanlış yaptığımızda onu nasıl tekrar değerlendireceğimizi öğrendik. Hadi bakalım, kolay gelsin. Arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Tişörtlerimiz kuruduktan sonra bu sıvı kumaş boyaları, sprey kumaş boyaları
İyice kuruduktan sonra anneleriniz bu tişörtleri buharsız ütüyle tersten ütüleyecek, yani arka tarafından ütüleyecek. Ondan sonra rahatlıkla giyebilirsiniz. Kirlendiği zaman da 30 derecede çamaşır makinesinde yıkasın. Kolay gelsin. Sizin yaptığınız tişörtleri de görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.